Xatning ichida yana script widgetni ishlatishimiz mumkin. Masalan, bir script widget ishlatdim. Script src muxtar js. Birdan js kod ishlatdim, shunday. Birdan js kod ishlatdim. Bu mu bir xatning ichiga yozilgan program. Navbatdagi kodimga bir dona script, ya'ni javascript deydigan bir kodni tatib kirpadim. Ya'ni muxtar deydigan bir js kodni tatib qilib, shuni ishlatdim demakchi. Buni mu React ishlatishimiz mumkin. Yana birga CSS widgetni ishlatishimiz mumkin. Masalan, Linux. Bulanmı qo? Odatik bulanma, Linux. Rel. Buningki tipini bekitib turmiz. Style sheetni bekitib qo'yayman. Style sheet. Ondan keyin typesini bekitaylik. Text CSS olsun. Ulanmı qilaylik. Harf. Harf olsun, bir ulanma qilib qo'yay. Masalan, buningga index CSS deydigan, CSS deydigan bir kodni ulanma qilib qo'ydim. Bu xil narsani ishlatishimiz mumkin. Bu mushu xatning ichiga biz tuyandiki, ya'ni bodyga mulozamat qiladigan, ya'ni xizmat qiladigan bodyning ichidagi narsalarga qarab buyruq tushiradigan mushu xildagidek kodlarni ishlatamiz. Undan boshqa yana CSS kodni bevosita qistirib aytsak bo'ladi. Ma'lum bir CSS kodlarini bevosita yozamiz. Yakomsa HTML kodlarını bevosita yazıtmız ve yakomsa ASP kod yazsak mı buldu? Mesela DM A B C. A diginimiz ten 10, B diginimiz ten 12, C diginimiz ten A plus I. En bu bir ASP kodu oldu. Bu kodunu bir yerde yazmasak mı biz hiç kandak bir tokunuş olmaydı. Bu arlıqı yazıp deyip, bodyning ichiga tatib ishlatsak bo'ladi. Yani demek ki, başının ichiga yazılgan programlar körünmeydi. Bu, fakat bodyning ichiga buyruq tushirish, bodyning ichidagi parametrlarni o'zgartirish, bodyga xizmat qilish qatorliq mushkulliklarni hazırlaydigan kodlar heading ichiga tatib qo'yildi. Masalan, bu yerga PHP kodi kirgizib qo'yam, yoki boshqa bir kodlarni kirgizib qo'yam. Kirgizgil bo'ladi, ya'ni cheklimsi yo'q demakchi. Biz had to'g'riliq mana shunchalik so'zlaymiz. Bir yerga kod qistirgan vaqtda shu narsalarga diqqat qilsangiz, betingizning formati, betingizningki tatib kirilgan widgeti, to'r betingizning izdashdagi qo'llanadigan headlari, yoki shuning o'xshash bir narsalar, yoki JS script kodlari, mushkul narsalarni tatib qilishda headga parametr yozamiz. ASP kodni xohlagancha yozsak bo'ladi tabiiy. Mush to'g'risida hozirgacha aytib so'zlagan mush head to'g'risida tushunib yeringiz so'raladi.